Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi hiç sesinizi çıkartmıyorsunuz bir zahmet. Ve beni takip ediyorsunuz arkadaşlar. Buradan geliştiriciye giriyorum. Şuradan çıkanın içerisine kaydede giriyorum. Bakın burada bizim tarihleri sıralama bölümümüzde şurada AD1 yazıyordu. Şurada sizde AD1. Buraya da G1 yazıyordu. Bunların hepsini A1 yapıyoruz arkadaşlar. Aşağıda da aynısı var. Bunların hepsini A1 yapıyoruz. Bunu niye böyle yaptık? Bunu vakit bulursak anlatacağım. Aynı şekilde bu çıkan da var. Bir de girişte var. Girişin şu kaydet içerisine giriyoruz. Burada da bakın şu sıralama kodlarımız bunlar. Bunlar da A1, A1 yapıyoruz. Hem data sayfasının hem de giriş özet sayfasının. Bakın aynı şekilde aşağıda da var. Bunları da A1 yapıyoruz. Şimdi gelelim konumuza. Gelmeden önce de şunları da yaptım, göstereyim size. Mesela menüye geldim. Buradan da şöyle şunları mesela raporlarda malzeme ekstresi dediğim zaman malzeme ekstresi bölümüne buradan da tüm raporlar dediğim zaman şimdi dün daha doğrusu bir önceki videoda yaptığım şu işlemleri şimdi bunu yapacağız. Genel malzeme stok ekstresi. Şunların da yerlerine attım. Şunu da ekledim. Şu butonu, bu butonla da tüm raporlara geleceğiz. Aynı şekilde. Bir de şurada şöyle bir olay var. Ben bunları şuraya sığdıramadım. Sığdıramayışımızın sebebi biz bu frame'leri ne yapmıştık? Şu initialize bölümünde göstereyim size. Mesela çıkanın initialize bölümüne gelelim. Şurada şunları görüyor musunuz? Bak 750 yaptım bunları. 630 ne öyle bir şeydi onlar. Bunları da ben büyütmek zorunda kaldım ki o son yapmış olduğum butonu da oraya ancak sığdırabildim. Siz de artık bu tür düzenlemeleri orada yapabilirsiniz. Bunlar arkadaşlar yapabildiğimiz şeyler. Eğer bir sıkıntı olursa benimle paylaşırsınız. Size yardım etmeye çalışırım inşallah. Şimdi gelelim bugün konumuza. Konumuz bu arkadaşlar. Diyelim ki ay sonlarında, işte mizan dönemlerinde veyahut da yıl sonlarında biz ürünlerimizin işte veya malzemelerimizin toplam giriş çıkışlarını dosyalıyoruz. Yani yazdırıp dosyalıyoruz. Şimdi bunu da arkadaşlar yapalım. Böyle bir düşünceyle arkadaşlar olabilir. Bunu da yapalım. Bugünkü konumuz da bu olsun. Şimdi bunu nasıl yaptık arkadaşlar? Şöyle bak, tıkladığım zaman. Şöyle sileyim şuradan. Daha iyi görün. Buradan girişten tüm temizledim. Şimdi bak tıkladığım zaman tüm malzemeleri arkadaşlar yıl içerisinde daha doğrusu şu iki tarih arasına göre burada ne yapıyoruz? Hepsinin dökümünü alıp dosyalıya biliyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl yaptık? Hep beraber bunu yapmaya çalışalım. Ben şimdi tüm alanları siliyorum. Şu başlıklar kalsın. Şurayı da arkadaşlar sildim. Şurayı da siliyorum. Neredeydi? Bunu temizledim. Bu başlıklar kalsın. Burası da bizim nedir? Gelişmiş filtreleme yine kullanacağız. Burası da bizim kriter alanımız. Şimdi bunu siliyorum. Şunu da sileyim. Tarihler kalsın arkadaşlar. Bunları biz yapmıştık biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar yapacağım ilk işlem gören malzemeleri buraya şu H2 sütunundan aşağıya sıralamak olacak. Bunun için geliştiriciye geldim. Makro kaydet diyorum. Buna da MNZ1 dedim. Stok 1 olsun. Stok 1. Tamam dedim.
Şimdi verilen gelişmiş şekerlerin liste aralığın datadan tamamını seçtim. Filtre alanı arkadaşlar. Şurası. Başka bilgileri kopyaladan da arkadaşlar malzemenin adına geldim. Bakın burada yalnızca benzersiz kayıtlar, yanındaki kutucuk boş. Bunu tıkladığım zaman işlem gören tüm malzemeler teke düşmüş olarak haç sütununa sıralanacak. Tamam dediğim zaman arkadaşlar bakın tüm işlem gören malzemeler bunlar. Şimdi geliştiriciden kaydı durdurdum. Şu burada dursun, buna bakarız herhalde. İnşallah bakmayız da. Evet, buradan şimdi yeni bir tane komutan buraya aldım arkadaşlar. Bunun içerisine gireceğiz. İşlemlerimizi arkadaşlar burada yapalım. Yukarıdaki de dursun. Daha önce yapmış olduğum. Evet, sıkıştığımızda oraya döner bakarız. Evet, şimdi buradan aşağıya indim. Makrolardan Melezya Store'u buldum. Evet arkadaşlar, bakın. Şimdi şu bizim teke düşürme, şu Unique denen yer True. Normalde False arkadaşlar. Yani biz o kutucuğu tıkladığımız yerin yeri burası arkadaşlar. Kodu burası. Bunu da kopyaladım. Şuradan bu tablonun içerisine, pardon ya burası değil, şunun içine girdim, bunu da buraya arkadaşlar yapıştırdım. Şimdi arkadaşlar yapacağım işlem bir döngü kuracağım. Bu döngüyle beraber şuradaki her bir malzemeyi arkadaşlar buraya biz alacağız. Şu malzeme kriterini kullanarak ondan sonra da arkadaşlar bunu buradan kopyalayıp buraya alt alta yapıştıracağız. Şimdi döngümüzü kurmaya başlayalım. Buraya geldim arkadaşlar. Şimdi diyeceğim biraz şöyle açık olsun ki. For diyorum. A eşittir. Nereden başlıyor? 3'ten. To nereye kadar gidecek? H'in son dolu satır sayısına kadar. Bir de buna şöyle bir şey yapalım. Sürekli sheets'i yazmaktansa buraya biz bunun bir değişkenini tanımlayalım. Bin diyorum. Genelde kullanılır. Ben de bunu kullanayım. Vs worksheet. As worksheet. Gördüm buraya. Şimdi bunu tanımlayalım. Set vs eşittir sheets. Daha önce yapsaydık bu da belki de zaman kaybı olmazdı. Sheets neresiydi? Şöyle bir sayfa açmıştık. Tüm ekstra arkadaşlar. Tüm ekstra dedim. Bu kadar. Şimdi to diyelim. H sütununun vs nokta range H ne kadar malzememiz olur? Bu kadar olur mu? Olmaz. Şunu da bir farklı yapalım için. Biraz daha böyle onat gözüksün. Bu kadar malzeme olmaz tabii ki. And 3 dedik. Nokta row.
Öngörü o kadar olacak. Yani hash tutulumun son dolu satır sayısı kadar next a diye. Şimdi gelelim bunun içerisine kodlarımızı yazmaya başlayalım arkadaşlar. Şimdi önce şuradaki ilk satırdaki malzemeyi şu T2'ye alacağız. Ne diyoruz buraya? BS nokta cells nokta range diyelim. Daha kolay. Range T2 neye eşit olacak? BS nokta cells tırnak olmayacak. A arkadaşlar H kaçıncı sütun? Şu 8. sütun arkadaşlar. Buraya eşit olacak. Malzeme ismini şu kabile de yazdıralım. Ne diyelim buraya? Aynı şekilde şunu kopyalayayım. Ctrl C dedim. Geldim buraya Ctrl B dedim. Bu da K1 olacak. K1 neye eşit olacak? Aynı şekilde buraya eşit olacak. Burası tamam. Şimdi arkadaşlar pekala bizim şu verileri buraya nasıl getireceğiz? Yine aynı şekilde yani bu kod pardon, bu malzeme buraya geldi, buraya geldi. Ondan sonra dönecek, ona ait, şu malzemeye ait ne kadar verim giriş çıkış varsa onları buraya alacağız. Nasıl alacağız? Arkadaşlar mesela şunu kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Şimdi biz bunu da yine aynı şekilde gelişmiş filtrelemeyi kullanacağız. Geliştiricide makro kaydet diyorum. MLZ Spot 2 dedim. Küçük harf olsun. Tamam dedim. Ama şu kopyalamayı arkadaşlar iptal etmemiz lazım. Yoksa şey çalışmıyor. Denedim ben bunu. Buradan silelim. Evet sildik. Şimdi gelelim tekrar geliştiriciden makro kaydet diyelim. MLZ Spoke 2 diyelim. Tamam dedim. Şimdi veriden gelişmiş dedim. Liste aralığın datanın tüm satırlarını seçeceğim. A'dan AD'ye kadar seçtim. Ölçüt aralığım aynı değişmiyor. Bir başka yere kopyaladan bu sefer arkadaşlar hedefim J2 ile O2 pardon N2 kalan almıyoruz. Ve buna da tamam dedim. Şimdi geldim geliştiriciden kaydı durdurdum. Burada yazmış olduğumuz stok 2 kodlarını da arkadaşlar buradan kopyaladım. Çıkalım. Şuraya bunu yapıştıralım. Şimdi arkadaşlar bizim bu farklı bir sayfadan bunu çalıştırma ihtimalimiz de var. Onun için biz şuraların başlarına hatta şunu da yapalım. Range diyelim. Buraya VS diyelim. Nokta. Bir de şu range'in başına VS diyelim. Bu da nokta. Aynı şekilde nerede var? Bir de burada var.
Buna da VS diyelim. Bu da nokta. Bir de burada vardı. Bu da VS olsun. Bu da nokta olsun. Şimdi döngümüz buraya geldi arkadaşlar. Döngümüz buraya geldi ama ikinci döngü için bizim aslında ne yapmamız lazım? Her döngünün başında şu bölgeleri silmemiz lazım. Unutmadan hemen yapalım. Gelelim şu kodların en başına. Diyelim ki vs nokta range range J3 şuradan itibaren J3 J3 dedik. İki nokta üst üste o 5000 olsun. 50.000 olsun fark etmez arkadaşlar. Geldim oraya nokta clear diyorum. Burayı sildik. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Bu giriş çıkış miktarının toplamlarını ne yapalım? Şu hemen alt satırda bitişik olursa fark edilmeyebilir. Biz bunu iki satır aşağıda şu M sütununa toplayalım arkadaşlar. M ve N sütununu toplayalım. Buraya geldim arkadaşlar. Ne diyeceğim? Şimdi bizim şu alan değil mi? Bakın şu alan. Burada yapacağım. Bunu da burada yapacağım. Burası neresi arkadaşlar? Şu tarih sütununu biz bas alalım. Buradan bir iki aşağı geleceğim. Yani son dolu satırı burası. Buradan bir iki satır aşağı gelip üç sütun sağa kaydıracağım offsetle. Şimdi bunu da yapalım. Diyorum ki buraya vs nokta range range j sütunu bizim tarih sütunumuz. J dediğim 15.000 kadar malzememiz olur mu? Giriş çıkış olur mu bir malzemede? Bu da 150.000 olsun. Bunu kapattım, parantez kapattım. Nokta M 3 dedim. Nokta Roll nokta offset ne oldu ki? Of kullanmıyoruz buraya. Offset diyoruz. Nokta offset iki satır aşağıya kaysın. Üç sütun bir, iki, üç. Üç sütun da sağa kaysın. Oraya M sütununun toplamını alsın. Ben şimdi giriyorum worksheet. Worksheet fonksiyon nokta sum. Şimdi ne diyoruz? Vs nokta range M 2 nokta üst üste M dedim burayı toplasın. Nereye yazacak arkadaşlar? M sütunu
iki satır aşağısına ve son dolu satırın iki satır aşağısına. Aynı şekilde bunu geldim buradan. Ctrl C dedim. Ctrl V dedim. Burası aynı. Burası 4 olacak. Burası da ne? Burası da ne olacak? Evet. Toplamlarını aldık. Şimdi bir alt satırına da ne yapalım? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çizgi çizer. Ve şuraya da toplam yazdıralım değil mi? Şuraya da bir toplam yazdıralım. Burası da yine aynı şekilde arkadaşlar. Bakın şurayı Ctrl C dedim, Ctrl V dedim. Burası şuradan bir iki satır aşağıya gelecek. Bir iki sütun sağa kayacak. Yani şuraya toplam yazdıralım. Bunu iki satır sütun sağa dedim. Yazın buraya büyük harfle toplam diyelim. Tırnağı da kapatalım. Şimdi bunu denersek tüm malzemeleri yapacak. Nasıl yapalım? Şuraya girdi. Tamam. Çalıştırdım. Buraya kadar geldi arkadaşlar. Şanzıman ya. Tamam. Şimdi evet, şanzıman yağı ama arkadaşlar bakın burada iyi ki bunu fark ettik. Önce ne yapmam lazım? Burada tüm verileri alabilmesi için arkadaşlar bakın benim burayı silmem lazım. Döngü başlamadan önce değil mi? Pardon şu gelişmiş filtreleme yapmadan önce geliyorum buraya. Buranın adı ne? T2 vs nokta range T2 dedim. Burası boş olmalı ki değil mi? Tüm verileri arkadaşlar teki düşürerek buraya alsın. Tüm malzemeleri verileri değil. Bunu böyle boş bırakalım. Tamam. Hatta şunu da boş bırakalım. Madem yaptık o da boş olsun. Ctrl C dedim. Ctrl V. Burası da K1. Evet. Tamam. Şimdi bunu deneyeceğiz. Buradan tekrar geldi. Şimdi şöyle bir yaptık. Malzemelerimiz geldi. Şimdi buradan aşağıya ineceğim. Şunları da sileyim de 3 tane var. Üç tane alabilir miyiz? Bakalım. Hız geliyor bana. Şimdi bunu nasıl size göstereyim buradan. Böyle. Şimdi F8'e basıp adım adım ilerliyor. Çok güzel bir hata aldık. A3'ten üçten üçe oluyor değil mi burası? Üçten başlayacak. Tamam.
Hatta büyük ve küçük harfler dikkat arkadaşlar. Ben de yeni fark ettim. Yani yeni öğrendim daha doğrusu. Evet, büyük küçük harfler de uyarlıymış. Şimdi bakın geliyorum burayı sildi. Arkadaşlar şimdi şanzımanı buraya yazdı. Şimdi şanzımana ait veriler buraya geldi. Şimdi bakalım toplam alacak mı? 560 aldı. Bakalım yeni aldığını 56 şurası. Şimdi gelecek buraya toplam yazacak. Bu da tamam. En son yaptığımız buydu. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Şuraları çizelim. Yani burada alt alta geldiği zaman çizgiyle ayrılsın da arkadaşlar. Evet. Şimdi çizgilerimizi çizelim. Yine arkadaşlar burayı alacağım. Şu altını çizeceğim için bu sefer şu kaç sütun satır aşağı inecek? 3 satır aşağıya inecek. Buradan bunları çizeceğiz işte arkadaşlar. Yani bu odan başlayacağız. Bu tarafa doğru onları sileceğiz. Şimdi yapalım bunu da. Şurayı aldım. Ctrl C dedim. Geldim buraya. Ctrl V dedim. Bunu 3 satır aşağıya gelsin. En son 1, 2, 3, 4, 5. 5 sütun sağa gitsin. Ve buraya şöyle alt tireyle arkadaşlar olacak burası. Bir çizgi çizelim. Çizdik. Şimdi bunu buradan Ctrl C dedim. Bakın buradan sondan başlıyoruz. Buna dikkat edelim. Ctrl V dedim. Bunu 5 sütunluk yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oldu. 6 tamam. Şimdi 3, 5. Burası 4. Burası 3. Burası 2. Burası 1. Burası kendisi 0 sütun sağ kendisi olacak. Bunu da bir deneyelim. Aslında yaptı bakın. Evet. En son 11. 10. ayın 11. işlem yaptık. Şimdi biz ne yapacağız? Bunları buraya arkadaşlar alacağız. Bunu da nasıl yapacağız? Kopyalayarak yapacağız. Şimdi altına geldim. Şimdi şu alanı arkadaşlar J1'den şu alan arkadaşlar daha doğrusu bak çiziyorum. Şu alanı çizgiler dahil alacağım. Pekala. Bu ne olacak? Şimdi J1'den A'nın son dolu satır sayısı. Değil mi? Peki bunun son dolu satır sayısı neresi? Şu çizgi dahil midir? Bu çizgi dahil miydi? Burayı unuttum. Oradan bir kopya çekeyim arkadaşlar. Evet, çizgi dahil. Madem kopya çektim arkadaşlar, şurayı alıyorum. Ben bir daha bunu yazmayayım. Size bunu anlatmaya çalışıyorum. Dilim döndüğü kadar.
Ctrl C dedim. Aşağı iniyor tabii ki. Buraya geldim. Ne yaptık? Biz şu alanı şurada itibaren arkadaşlar biz şu alanı seçtik. A, C1'den o J'nin en son bak şu çizgiyi de son dolu satır diye aldı. Tamam mı? J1 dedik. J'nin en son satırı kaçtır şu anda? 6. O 6. Burayı aldık. Tamam mı? Kopyaladık şuradan. Copy dedik. Vs range A'nın yani şuranın şurayı nasıl yazacağım? Şöyle geldim. Şu A'nın arkadaşlar en son dolu satırına ki o da burası arkadaşlar. Şimdi burada güzel bir olay var. Bunu size anlatayım. Çok önemli bir olay var. Şimdi bakın arkadaşlar ben buraya stop access yazdım. Bu ortada ve ben burada şeyi kullanmadım. Dikkatinizi çektiyse bak birleştir bir ortalamayı kullanmadım. Bunu farklı bir yerden yaptık. Şimdi bakın bu normalde A1'de. Buranın dolu olması lazım arkadaşlar. Eğer burada hiçbir rakamınız yoksa burada en azından bir nokta koymanız lazım. Böyle rengi, yazı rengi şu renk gibi olacak arkadaşlar. Yani belli olmaz. Burada muhakkak bir şey olması lazım. Çünkü son dolu satır dediğimiz için gelir arkadaşlar bunda hiçbir şey olmasa bunu buraya yapıştırır. Buna dikkat ediyoruz. Bunun için ben buraya şöyle bir başlık attım. Stop ekstresi dedim. Ve bu da burada arkadaşlar. Bunu nasıl yaptım? Şurayı seçtim. Şu alanı. Buradan sağ tuş dedim. Yüzeyleri biçimlendir. Hizalamadan. Bakın şurada yatay denen şeyin altında seçim arasında ortalama seçeneği var. Bakın şurada bunu seçtiğin zaman arkadaşlar şu giriş birleştir ve ortalamayı kullanmadan ki bunu kullanmanızı size tavsiye ederim. Yani şu olayı bu birleştirme kopyalamalarda işte ne bileyim farklı olaylarda engel teşkil edebiliyor. Ama bu böyle daha güzel. Ve bu aslında A1'de ama ortaladığımız için burada gözüküyor ve dolayısıyla A'nın son satırı dolu oluyor arkadaşlar ve buradan aşağıya bizim kodlarımızı kopyalayacak. Şimdi deneyelim. Evet arkadaşlar bakın. Hepsi buraya. Alt alta arkadaşlar çizgide de çizerek geldi. Şimdi buradan yukarıdan çıkalım. Şu kodların içerisine tekrar bir girelim. Bunu da ne yapalım? Application. Nokta screen updating eşittir false. Arkadaşlar false'da kapattığımız her şeyi ne yapıyoruz? Burada tekrar açıyoruz. True dedik. Şimdi arkadaşlar ben bunu bir daha tıklasam bu sefer ne olacak biliyor musunuz? En son altı olacak. Benim ne yapmam lazım? Her tıklamamda bunu yani şu A ile F aralığını A5 ile pardon A4 ile işte F5 bin 10 bin neyse onun silinmesi lazım. Gelin buraya şunun altına VS diyorum. Nokta range A4 iki nokta üst üste ve 52 olsun. Çok olsun.
nokta clear. Tekrar deneyelim. Tasarım modundan çıktık. Evet. Şuraya silelim. Şöyle. Evet. Bakın. Bize mekanda bir eksiklik var. Şu kalan. Şimdi bunu yapalım. Burada da biraz işimiz var. Hemen bir takımı ne zaman yapalım? Döngülerden sonra da olabilir. Bu toplamlardan şunun altına yapacağız tabii. Yorum buraya. Şuradan aşağı doğru biraz inelim. Şurayı da bir net görün. Şimdi buraya da bir döngü kuracağım arkadaşlar. For diyorum. Ve eşittir. 3'ten başlayacak. To nereye kadar gidecek? Şu arkadaşlar J1'in son dolu sayısına kadar. Hemen geliyorum. Bizim şurası Ctrl C dedim. Ctrl V dedim. Buraya da Roll dedim. Enter'ladım. Next dedik. V dedik. Şimdi bunu arkadaşlar içerisine kodlarımızı yazmaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar M ve N. M kaçıncı satır? Sütun. Şunun 12 olduğunu çok iyi biliyor. 12. Bu 13 ve 14. Bunları yazacağız. 15. 13, 14, 15. İnşallah. Şimdi Sales diyorum. VS. VS. Worksheet. Tüm raporlar sayfasının Sales. Ve virgül 15. satırı neye eşit olacak? Arkadaşlar şuraya Worksheet. Fonksiyon nokta sum diyorum. Vs pardon. Evet, vs nokta cells şurası sabit olacak. Burası nedir? 3'ün 13. Bir saniye arkadaşlar. Burada bir olay var. Biz bunu range içerisine cells kullanarak yapacağız. Onun için buraya benim vs nokta range diyorum. Vs nokta cells 3 13. Virgül vs nokta cells b virgül 13. Range'in de parantezini kapattım. Parantez daha da arkadaşlar şu
toplamın sum'ın parantezi. Arkadaşlar şimdi eksi diyorum, şu olayları buradan kopyaladım. Bu öteye gidecek. Ne yapalım? Hemen bakın, eksinin tam dibine geldi. Bir boşluk bıraktım. Alt tire dedim. Enter attım. Buraya yapıştırdım. Yani arkadaşlar bu alt türenin neydi? Formülün devam ettiğini ama bir alt satıra geçtiğini bilgisayar böyle algılıyor ve bir problem teşkil etmiyor arkadaşlar. Şimdi bunları değiştiriyorum. Burası ne olacak? 3-14. Burası da B-14. Böylelikle arkadaşlar biz ne yaptık? Kümülatif bir toplam aldık. Biz bunu nerede yapmıştık? Buradan göstereyim size. Raporlarda, kalanda arkadaşlar. Bak burası. Biz şu işlemi yaptık. Şu işlem arkadaşlar. Bak şu işaretleri işlemi biz makroda kodu aktararak yaptık arkadaşlar. Bunu da size gösterdim. Şimdi neredeydik biz? Şu tüm eksiğe gelelim tekrar. Kodun içerisine girelim. Bakalım şimdi sıkıntı var mı? Evet. Bakalım sıkıntı var mı? Çok kolay. Buradan çıktım. Yükledim arkadaşlar. Şurası çok oldu. 25 var, 50 var. Biz bunu yanlış yere yaptık o zaman. Ben şu toplamların hemen altına yapmamız lazım. Buradan kestim. Şu kodu nerede yaptık bunu? Evet. Aa, pardon, şuraya yaptık biz. Tabii daha güzel. Tamam. Arkadaşlar anladım. Bunu şu buraya yapmışız. Evet, hemen şu gelişmiş kilitlerin kodlarını hemen altına arkadaşlar bunu yapmışız. Şimdi tekrar tıklayalım. Çünkü arkadaşlar son satırı burası aldı. Onun için buraya kadar geldi. Biz bunu şu buradaki tüm işlemler kopyalandığı zaman gelişmiş filtrelemeyle o zaman yapmamız lazımdı. Biz şimdi bunu yaptık. Bakın arkadaşlar buraya şimdi 60-560 30-56 çıkmış, 504 bakiyesi. Bunu nereden anlarız? Mesela SuperGrasNode 2-360 ve çıkışı. Şuna bakalım. Şanzıman yağı 85-140. Buna nereden bakacağız? Şu raporlardan. Bakiyesi 504. Şanzıman yağının. Geliştiriciye geleceğim. Buradan şu raporlara geldim. Buradan da arkadaşlar şu. Evet, bakın 504. Çift tıkladığım zaman arkadaşlar kalan 60 diyor. Bu ne? Tarih aralığı kaç? Buraya 01.01.2022 dedim. 31.12.2022 dedim. Bunun sebebi şu. Bakın ben bugün biraz kayıt ettim. Büyük bir olasılık odur. Buna tamam dediğim zaman şimdi geldim şanzıman yağına.
Yine 60 arkadaşlar. 500 çıkan tutar. Tamam. 56 tutulan bakıyoruz ya. Ya burada şey kümülatif bakiye, pardon, tabii ki burada kümülatif bakiye yok. Bakın şuraya bakacağız, buraya değil. Çünkü burada giren ve çıkanlar var, kümülatif bakiye olmadığı için bizim aramış olduğumuz bakiye burada gözükmez. Evet, bakiye burada gözükmez çünkü bu nedir? Giriş çıkış toplamları arkadaşlar. Bu klanımızı düzenliğe koyduk. Niye almak için arkadaşlar, bir saniye şuraya bitirelim, oraya bakacağım arkadaşlar. Burası tamam, şu anda bakiyemiz 504. Şimdi kodun da içerisine girelim ve bunu buradan arkadaşlar, pardon, şeyi unuttuk. En sonuna geleceğim. Buraya diyeceğim ki tablo nokta list box 3 nokta roll search eşittir. Bak içerisinde hangi sayfaydı? Tüm ekstra. Ekstra dedik. Pardon, tırnak yok. Ünlem işareti. A5 ile yapıyorum. A5 iki nokta üst üste A5'in son dolu satır sayısı kadar. Gelin buraya, ne diyorum? F dedim. Şimdi tırnağı kapatıyorum. Birleştiriyorum. Vs nokta range A 150.000 nokta end 3 nokta row. Buraya kadar bir alan alsın. Şimdi şu en başına da nasıldı? En başına da arkadaşlar geliyorum. Diyorum ki sheet tüm ekstra nokta select. Artık bunu buradan kopyaladım. Biliyorum. Tabloda bakın, burada yeni bir buton aldım. Bunun içerisine arkadaşlar bunu kopyaladım. Şimdi tarihlerini ayarlayacağız. Herhalde onu da ayarlamıştım. Bakın şurada shift dedik. Tüm ekstra P1 yani şu tarih arkadaşlar. Şu tarih oraya text box'ta yazdığımız
Tarih buraya gelecek. Tarih formatında olacak arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. İkinci tarihte de arkadaşlar yine aynısını bu sefer Q1'e aktardık. Yine tarih formatında. Şuraya da arkadaşlar eşittir dedim. T ve Q. Bu hangi rapor tarihi gözüksün diye. Bunu yazdırırsak arkadaşlar. Şimdi burası da tamam. Gelelim bunun içerisine. Şunu da tabii ki koyacağız oraya. İyi bakın. Tarih. Neyim? Kopyala yapmış olduğumuz şey. Bunun da arkadaşlar geliyorum. Kont. Ve de yapıştırdık. Hatta şunu da en başa alayım. Hadi git ya. Evet arkadaşlar. Şimdi bir deneyelim bakalım. Evvelden tarihi verdim. 0 0 1 2022 31 0 3 olsun. 2022. Önce şu geç çift toplamı alalım. Ay malzemeyi alalım. Bunu da alalım. Bakın Ocak Mart arası cari malzeme raporlarını da aldık. Şimdi bakalım burası bize ne yapacak. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi toplam malzemelerin stoklarını arkadaşlar ve tüm işlemlerini burada rahatlıkla görebiliyoruz. Yani stok miktarları ve tüm işlemlerini burada görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu 31.12 yapalım. 2022 diyeyim. Evet. Evet, 11. aya kadar aldı arkadaşlar. Pekala, burası da aynı almış. Yıllık. Evet. Ay malzemeye bakalım. Ekim'e kadar. Tamam. Ay cariye bakalım. Ocak, Şubat, Ekim. Eyvallah. Evet arkadaşlar, bu tamam. Şu saate bir bakayım da. Aman Allah. Arkadaşlar, hakkınızı helal edin. Yani anlatma usta burada, işte pratikte sıkıntılar var. Yani, beni bağışlayın ama güzel oluyor. Yani diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bunu bilmiyorum ama yani iyi gidiyoruz. Ufak tefek hatalar oluyor. Yani bu böyle basit bir iş değil arkadaşlar. Bakın 20. bölüm. 21 belki de bilmiyorum. Şimdi bizim şurada bir olayımız var. Ona bakayım. Arkadaşlar ben bu videoyu durdurayım. Daha fazla şey yapmasın. Şurada bizim bir neredeydi o? Arkadaşlar bakın şunu da unutmadan raporlara geldi. Raporlar değil. Hatta buraya arkadaşlar. Buraya da gelelim. Şu biz ilk kafadan her zaman bu raporun olduğu alanı seçelim. Sheets diyorum. Bu neydi sayfanın ismi? Rapor. Bir saniye yanlış yer olmayayım. Ne çıktı? Şurası bizim neresiydi? Birinci butonu, evet burası rapor sayfasını arkadaşlar ne yapsın
Sıratlasın. Şimdi gelelim bizim tablomuza, giriş çıkış toplamlarına bakım yapmış. Bilmiyorum gerilerine var mı? Nasıl giriş çıkış olacak? Kontrol edelim. Bakalım diğerlerinde var mı? Evet, burada da var. Burada da var. Burada da var. Birinci buton bizim bugünkü şeyimiz. Burada da var arkadaşlar. Evet. Tamam. Şimdi sıkıntı neredeydi? Şurada. Şu raporlarda şuraya tıkladığım zaman biz şanzıman için şu kalan neden burada 60 kaldı? Bunu bakacaktım. Hemen döneceğim size inşallah. Evet arkadaşlar bakın biz şu kalana çizgi çizdiğimiz için bu çizgi tabii ki formülü bozuyor. Bunun için arkadaşlar biz burada bu çizgiyi kalana koymayacağız. Yani şuraya koymayacağız. Onun için arkadaşlar bak burada yazmış olduğumuz formül silmiyor. Sıkıntı burada. Bakın böyle aşağıda çekmiştik. Geçen bunu da bugün yaptığımız gibi yapardık ama böyle kalsın. Şimdi bakın 504'ü buraya bulduk. Geliyorum buradan da öğrenme raporlarının içerisine. Şu double click olayında idi. Bakın şurayı arkadaşlar çizgi çizmiyor. Bunu sildim. Evet, şimdi bakalım. Şanzıman yağıydı arkadaşlar. Bakın, 504 oldu, geldi. Şimdi buna bakalım. Evet, bu daha yüksek. Evet. Tekrar gelelim bizim menüye. Raporlardan, tüm raporlar diyelim. Buraya bir tarih verelim. 01, 01. 2022 diyelim. Enterladım. 31.07.2022 diyelim. 7. aya kadar şu bizim son yaptığımız işlemi arkadaşlar bakalım. Bakamadık. Niye? Niye arkadaşlar? Niye biliyor musunuz? Aslında doğru yaptık da bizim şeyimiz neredeydi? Tabloda şunun içerisine ne yapmam lazım arkadaşlar? Şu başta yapalım bunu. Şurada biz ne yapmıştık hatırlıyor musunuz? Şu olan. Şu anda ilk aktif olan listbox 2. Biz ne yapmamız lazım? Listbox 3'ü aktif hale getirmemiz lazım ki biz bunu burada görebilirim. Bunu biz nerede koyduk? En sonuna koyduk. Burada da en sonuna bunu koyalım. Şuraya kopyaladı. Şuraya koyalım arkadaşlar. Bunun altına, döngünün altına bunu yapıştıralım. Listbox 2 arkadaşlar döngünü kapatalım. Listbox 3'ü açalım. Şimdi deneyelim arkadaşlar. Gelin buraya 01.01.2022 31.07.2022 dedim. Malzeme dedim. Evet arkadaşlar. Bunu da en sona alalım.
Şu başlıklarda arkadaşlar, diğer şu olaylar için başlıktı, bu burada kalsın. Yani onunla uğraşmayalım. Bu artık bir sıkıntı teşkil etmiyor burada zannederse. Bunu da alalım diyorsanız, onu da alırız. Şimdi onunla uğraşmayalım. Şunu en sona getireyim. Bu videoyu da bitirelim. Şunu da tüm raporlar diyeceğim ismine. Buradan geldim geliştiriciye. Arkadaşlar, tablonun içerisine geldim. Bunun Zufama Properties'ine geldim. Şunun ismi Capsheen'den ne olsun? Büyük farklı. Tüm raporlar. Artık tüm demeyelim çünkü tüm değil. Burada ne diyelim? Malzeme, raporlar. Evet. Şimdi ne yapacaktık? Bunun altına, en altına gelip şunu diyeceğim. List box. Da şöyle yapalım. Tablo nokta list box 3 nokta list index eşittir list box vs'yi unutmayalım, pardon, tabloyu unutmayalım, tablo nokta list box 3 nokta list count eksi 1. Hemen burada deneyelim. Tarihi verelim. 01.01.2022 3.ye kadar alalım. 31.03.2022 dedim. Genel malzeme ekstresine arkadaşlar tıkladım. En sonuna geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bir de 12. ay kadar alalım. 31.12.2022 dedim. Evet arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi en son satıra geldi. Durdu. Buradan yukarı ve aşağı doğru artık ne yaparız? Gideriz. Bir de şurada da arkadaşlar sayfa sayfa değil de şöyle satır satır böyle yukarı aşağı tuşlarına basarak değil de şurada bir tane daha böyle bir işlem yapabiliriz ama onu da arkadaşlar yaptım. Videom var bu konuda da. Burada bunu yapmayalım. Şuraya da arkadaşlar vakit madem geçti. Şuraya da ne diyelim biliyor musunuz? Böyle burası boş kalmasın. Büyük harflerle şey diyelim. Tablonu seçtiğim buraya bir tane. Ya pardon, label alıyorum. Biraz daha da böyle güzel olsun. Label aldım. Şöyle büyük bir yazı yazalım buraya. Diyelim ki, ne diyelim? Malzeme. Raporlar olsun. Buna sağ tuş diyelim. Properties'ten şimdi bunun transparent olsun. Yazı rengi arkadaşlar
Şöyle bir koyu mavi olsun. Montumuza şuradan kalipli yapalım. Kalın olsun. 16 olsun. Tamam olsun. Bu da büyük olmadı ya. Pekala. 26 olsun. Tamam desek. Bu kadar yeter. Ama ne yaptık? Hemen çıkalım. Şunu biraz daha kısalım o zaman. Bunu buradan ortalayalım. Buradan şimdi çıkıp şunu ortalara bir yere şöyle bir alalım. Görüntüye de bakalım. Videoyu bitirelim arkadaşlar. Evet. Şu renk ne olabilir? Ne bileyim. Tabloda şunun rengini de arkadaşlar biraz değiştirelim. Back color. Acaba bu nasıl bir görüntü verecek? Evet arkadaşlar bu kalsın. Evet. Videomun da şeyini ayarlayayım. Resmini. Evet böyle kalsın. Diyelim ve görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.